Merhaba. Bugün artistik bir sözcükle resim çizmeye göreceğiz beraber. Nasıl resim çizme, neler yapılır, resim çizme tekniklerinin önemli noktalar, bunun dışında diğer videoda görmediğimiz yerleri tekrardan beraber göreceğiz. Şimdi başlayalım. Önce benden bize indirdiğim bir elma resmi var. Küçük bir ve kolay bir dokunuyorum ben sorularımda. Daha sonra da size bir tekniği kaptığınız zaman kendinizi kademe kademe zorluk değerlerinizi arttırarak desenlerinizi çizebilirsiniz. Buradan başlayalım. İlk öncelikle buradan yine ayarlarımı yapıyorum. Şöyle bir açtıralım. İstiyorum. Yine buradan hangi ayarda istiyorsanız ayarlıyorsunuz. İşte dönene. İşte ben hangisine göre ayarlayayım? 550'ye göre ayarlayayım. Şöyle 2036. Nasıl buradan aç diyorum. Nasıl resmini seçiyorum. Sesten resmini burada. Elma resmini. Burada bana diyor ki nasıl aç? Önemli nokta burası. Eğer font açık olarak açarsam bana bir resim olarak açacak ve ben bunun üzerine çizmeyeceğim. Kontrol özlü dijitalleştir şeklinde bir yaparsam hata yapalım beraber görelim. Tamam diyorum. Bana soruyor. Resim ölçeğini değiştirmek ister misin? Yani boyutunu değiştirmek ister misin? Hassaslık yani oradaki küçük noktaların bile, bir pikselin bile görünmesini ister misin diyor. Buradan eğer değişti 5 görünürlüğü, evet 5 görünürlüğü, 5 renk limiti diyor. Şu an 99 diyor. Eğer sen istersen diyor, bu renk limitini hiç indirelim diyor. Eğer renk limitini indirirsen mesela, burada mesela 99 renk görüyorsa, ben burada o renk limitini azaltıp mesela 50 renk görmesini sağlayabilirim veya 49 renk veya daha az şekilde ayar yapmasını sağlayabilirim. Fon diyor, burada fonu yok diye çok bir resim olarak aslında istemiyorum. Buradan yakınlığını, derisini, işte yan kısımlarıyla oynamak istiyorsam böyle falan. Buradan hafif de olsa çekiştirebiliyorum. Şu an çok az görünüyor ama çok günün yerinden oynuyormuş. Oynadığı için çok fazla göremiyorsunuz. Burada fotoğraf alanına koyuluğunu, açıklığını belirtebiliyorsun. Ben biraz koyu kurmuyorum şurada. Daha iyi görmüşüm. Ve yerleştir dediğim bir zamanda görüyor musunuz? Bize resmi kendisi çizerek yaptı ama tabi burada bir yeni bir renk var. Burada bir yeni bir renk olacak diye yok. Ama resmindeki o gölgeler, işte aralıklar, çizgiler hepsini algıladı. Hatta arka fonu bile algıladığı için bu şekilde oldu. Ama biz çizseydik, bizim çizeceğimiz kaç renk olacaktı? Siyahı, kırmızısı, beyazı, yeşili bir sapı olacaktı. Yani 5 rengimiz olacaktı. 5 renk üzerinden resim yapacaktı. Ve daha güzel bir görüntü eser olacaktı. O yüzden genelde biz elimizi çiziyoruz. Bu renkleri kullanmıyoruz. Tabii kullanmak isteyen olursa yine kullanabilir. Tekrar açalım. Hoş geldiniz. Tekrar geri dönüyorum burada. Bir açı tekrar diyorum. Neyse tekrar. Aç diyorum burada. Bir de buradan çarpı çarpı şeklinde kareci olarak açabiliyorum. Buradan aç dediğim zaman bana hatta görünümü değiştirelim. 3'te, 3'te görünümdeymiş. Yakınlaştırdım size. Görüyor musunuz? Çarpı çarpı şeklinde elmalar, elmayı bize yaptı. Kalemçi tekniği deniyor tekniğe. Gördüğünüz gibi de 15 renk
kaldırdı. Bir yapsaydı daha az renk kaldıracaktı. Yani 5 renk yapacaktı. Bakın her defasında durduğu zaman gerçek kimliği bir makinesi açtınız. Her 10-15 tane renk değiştirmek zorunda kalacaksınız. Tak çıkar tak çıkar. Ama tabii daha fazla yine sahipsiniz. Buna gerek yok ama dediğim gibi yine meşakkatli olur. Buradan tekrardan müşterilere geri dönüyorum. Diğerlerini açalım. Buradan logo atıyorum. Fotoğraf olmak işe olarak aç. Gördüğünüz gibi fotoğraf akışı olarak aç dediğim zaman şöyle bir teknik olarak açıyor. İsterseniz bu tekniği de kullanabilirsiniz. Tekrardan geliyorum. Buradan biraz daha yapıyorum. Pain Stitch olarak açıyorum. Gördüğünüz bana fotoğraf çizmiş, fotoğraflaştırılmış bir şekilde yüze atıyor. Bu şekilde. Artık resim olarak şimdi açalım. Burada negatifini büyütebilirsiniz. Öyle şu an işte 5 santim, 4 milim görünüyor. Biz bunu 10 santim yapmıştık. Tamam diyorum. Resim biraz kaldırdı. Şimdi buradan çizmeye başlayalım yavaştan. Geldim. Şuradan kontra tıklıyorum. Arka kalın beyaz kısmını almayacağım. Yalnızca elime alacağım. Buradan. Ne olsun? Sol tuşuyla overline veriyorum. Aşağı doğru noktayı mouse sürüklediğim zaman aşağı kayıyor efendim. Kontrol hattı üzerinden doğrudan yukarı çıkıyorum. Burada benim bir tabi seçtirmem gerek. Onun için de shift tuşuna atıyorum. Çünkü sap kısmını almayacağım. Da şuraya da alacağım. Daha sonra gelip buraya bırakacağım ben. Bu şekilde yaptım. Şimdi çünkü bana yineden böyle beyaz. Şimdi rengini değiştireceğiz. Buradan görüyorum. Benim böyle yanımıza dönmek istedim. Neydi? Bu şekilde yaptım. Daha sonra geleceğim. Şurayı düzelteceğim. Kontrol şoklarını tekrar tıklıyorum. Böyle insanlar var. Yalnız şurada gördüğüm gibi bir şey oldu. Onun için ne yapmam geliyor? Düğme düzenlemeye tıklıyorum. Burada şeyin ismini değiştirip nereden değiştiriyorum. Bu şekilde bak. Şimdi benim kırmızı dişim bitti. Yalnız bir de şuradan
Burada işte paketlerin bunun altında dolgu verebilirim ben buna. Bunu şu an göremiyoruz ama birazdan göstereceğim size. Buradaki paketlerin de ağlardan değişiklikler yapabiliyorsunuz. Değer olarak bakıyor mesela kenardan bakıyor. İşte paketlerin olarak bakıyor. Ağlama olarak bakıyor şeklinde. Yaptığımda bu alttaki bir zemin döşüyor alta. Daha üzerine, daha sonra üzerine diyor. İşte meşgul duruyor. Bunun sebebi nedir? Eğer siyah, ne bileyim, havlu vesaire gibi kumaşlarınızdaki o rengin, o kütüğünün yukarıda nakışın arasında görünmemesi için konuluyor genelde alt kişi. Ama öyle bir kumaşa sahip değilseniz alt kişi de kullanmayabilirsiniz. Bunu o, bu onun için oluyor. Yine buradan isminiz değiştirebilirsiniz eğer ismini beğenmek iseniz. Burada yine farklı duruşlar görebilirsiniz. Ya burada noktalamayla farklı işlemler uygulayabilirsiniz. Böyle akide, çilesi, çikolatçı vesaire şeklinde. Akide dediğim zaman görüyor musunuz? Çarp çarp oluyor. Noktalama resmen bu şekilde olacaktı. Evet, biz çilesini kullanıyoruz. Şimdi geldim. Şuradaki görünüm çilesini kaldırıyorum ki alttan gelinmek için göremem. Şimdi ne yapacağım? Yeşili yapacağım. Şuradan bir kaldırayım. Buradan küçük bir sivri ışığım aşağıya. Bitirin. Rengi değiştireceğim. Bir parayı yapacağım. İyi. Eğer ben bunu daha çok rengi değiştireyim. Neyim kaldı? Sapım ve şuradaki boşluğum kaldı. Sap içine geliyorum. Alt şekle burayı doldurabilirim. Bir de bu yanlardaki böyle noktalar var. Şu noktaları görüyorsunuz değil mi? Onlar sizin dikişlerinizin bittiği nokta olacak. Ve yapacağınız diğer kişinin yapacağınız bir iki biri içeriden girin ki kumaşın çekme payını hesap edin. Çünkü daha sonra eğer mesela kahverin gerektiğini bunun pekiştiği noktalarda mesela aradıklar olur ve kumaşınız oradan görünebilir. O yüzden biraz daha da içeriden girmeniz gerekir. Doğru yaparken ben de öyle bir oyuk zaten. Şuraya düğüm ekledim. Çünkü oraya gerçek bir yerim var. Korkma tamamen gerekiyordu. Benim bir yapımı gördüğüm bir sınav gerekiyor. Buradaki beyaz içinde geliyorum. Bu sandığı olarak aldı ama ben tarif istemiyorum. Şimdi ne sanırsınız söyleyeyim. Şu noktaları otomatikman sergiye çevirelim. Buradaki serginin sadece çünkü bir de sergi yakışırdı. Çinlisi yakışmazdı ama burada da Çinlisi yakışır. O yüzden de ben de Çinlisi'ne dönüştüm. Ne kaldı geriye? Tek kontürlerim kaldı. Yani etraftaki siyah çizgilerim kaldı. Onları yapacağım. Kontür şekli diyorum tekrardan.
Umarım buradaki ihtiyaçlı biri görüyorsun ama onlar üzerinden hatta istediklerim de şu böyle bir görüntü görelim. Şu tarafa bakalım ki görünüyor. Bence gayet güzel görünüyor. Yaprağın oradaki siyahlıkları yapmam gerekiyor yalnızca. 3D'yi kaldıralım. Çünkü altı 3D'yi kalın olduğu da göremiyorum. Son poşette yaprağımın damarlarını. Görün tamamen. Dekorunu altına uzatmıştırıyorum burada. Ayaklamıştırıyorum. Tabi da bu bombeli kabul etmiyor. Geri alın şuradan atmıştım. Ben böyle top. Backspace yapıyorum. Şuradan yanlış olarak kaldırdı. Şunları bir ansından böyle birbiri kaldırdı. Backspace silin böyle. Tekrar siliyorum. Şimdi ben buradan geçişler bir diyor. Eğer bir dersen bir defa geçecektim. Ama benim bir iki benim ikili sürüşte iki defa geçişlerin olmasını istiyorum. Diyorum böyle. Eğer dikiş adı uygunluğunu çekmek isterseniz veya bir mesafe bugün ayrışmış. Ben onun için de bu deneyi alacağım. Bir nokta. Üç bir yer için. Bir buçuk. Tamamdır. Bu şekilde ayarladım. Aventilik şurayı da ayarlamam gerekiyor. İki ayrı. Ve olan kaldırdığı için buraya da gidiyorum. Bugünü açıyorum. Burada gidiyorum. Buradan iki defa üstünden bir kez de daha kalın hoş bir görüntü sahip olsun diye. Bir de enanın neresi kaldı? Şurasındaki yer kaldı. O içerisine indiriyorum. Bunu kaldırıyorum. O içerisinde aynı şekilde ekliyorum. Küçücüğün böyle küçük olsun. Küçük bir desen ve dolgun görmesini istiyorum. Kayısıyla olmasını istiyorsan bu şekilde veriyorum. Elvan bitti ve size görüntüsünü gösterelim. Görünüm diyorum. İşte elvan bu şekilde oldu. Tabi daha zorluklarınızı arttırarak daha güzel desenler yapmaya başlayabilirsiniz. İlk adımda belki zorlanırsınız ama diğer adımlarda bu zorluğu yoktan kalkacaktır. Bu şekilde güzel bir resimimiz oluştu. Sizin daha güzel, daha büyük, daha ayrıntılı desenlerinizi çizeceğinize inanıyoruz. Dijitalde de zaten her şeyi gördük. Bu şekilde kendi hayal gücünü tasarlayabileceğimiz, var olan desenleri düzeltebileceğimiz veya kendimizin desen çizebileceğimiz bir programdır. Bu şekilde. Hoşçakalın ve iyi günler.